Değerli takipçilerim, YouTube kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte su böreği yapacağım. Su böreği için şimdi malzemelerimizi şöyle göstereyim. Burada bir kase köy çökeleği var. 6 adet yumurta hazırladım bunu da. Burada yarım kilo köy peyniri var. Taze yağlı köy peyniri arkadaşlar. 2 bardak zeytinyağı kullanacağım. 2 bardak. 1,5 yemek kaşığı tuz. 1 bağ maydanoz, 1 kilo da un. Unum 1 kilo arkadaşlar. Bir normal fırın tepsisine 1 kilo un yeterli geliyor. Şimdi az sonra hamurumu yoğuracağım. Malzemelerimi hazırlayıp tekrar sizlere döneceğim. Evet değerli takipçilerim. Şimdi hamurumu yoğurmayla başlıyorum. Burada ununu şöyle ekleyeceğim. Unu biraz fazla gerçi. Tuzunu pardon, ununu demişim. Yumurtasını ekliyorum. 6 tane yumurta. Şimdi biraz su alıyorum. Kontrollü bir şekilde suyunu ekleyeceğim. Evet, burada 1 kilo unum var arkadaşlar. 6 yumurta. 1,5 yemek kaşığı tuzla hamurumu yoğuracağım. Hamuru çok katı dolmayacak, çok yumuşak dolmayacak. Çok katı olursa böreğimiz hamursu olur. Kolay da açılmaz. Kolay açılmayınca da ister istemez kalın olur. Burada peynirimi de hazırladım. Bu şekilde maydanozunu, peynirini. Onu da şöyle göstereyim sizlere. Yumurta arkadaşlar ben 6 tane kırıyorum. Daha garantili oluyor. Erime şeyi olmuyor. Bir büyük fırın tepsisine de 6 yumurta iyi oluyor. Evet değerli takipçilerim. Şimdi hamurumu biraz da tezgaha alıp tezgahta iyice özleştireceğim. Böyle arkadaşlar. Hamur işlerinde hamur ne kadar iyi yoğrulursa o kadar iyi sonuç alınır. Böreğin hamuru da aynen öyle. Yumuşak, pürüzsüz, düzgün bir hamur olması lazım. Hafif de ele yapışan. Hafif arada tezgah unluyorum. Arkadaşlar ben böreğe yaptığım zaman bazen pişirmiyorum. Tepsisiyle dondurucuda donduruyorum. Bir misafirim geldiği zaman veya canımız istediği zaman çıkarıp pişirdiğim zaman taze yapmış gibi oluyor. Hiç denediniz mi bilmiyorum. Ben öyle de yapıyorum. Görüyor musunuz hamuru? Evet değerli arkadaşlarım, hamurumu iyice yoğurdum. Şöyle güzel de pürüzsüz düzgün bir hamur oldu gördüğünüz gibi. Şimdi bunu bezelere ayıracağım. Mandalin büyüklüğünde şöyle bezeler ayıracağım. Mandalinadan biraz büyük olması lazım. Tepsim büyük çünkü. Şu şekilde arkadaşlar. Şu
Şöyle bir tepsiye alıyorum. Hamurumu şöyle ortadan ikiye ayırayım. Daha kolay olacak bezelere bölmek. Hamurun kıvamı gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu şekilde. Evet değerli arkadaşlarım, hamurumu bezelere ayırdım şöyle. Şimdi bunun üzerine temiz bir örtü örtüp bir 10-15 dakika dinlendireceğim. Ondan sonra açmaya başlayacağım. Sizlere yine döneceğim inşallah. Evet arkadaşlar, hamurum dinlendi bayağı bir 15-20 dakika dinlendi. Şimdi açmaya başlayacağım. Üzerini kapatayım tekrar. Evet değerli takipçilerim, şimdi hamurumu şunlar alırsam ya, evet arkadaşlar, bütün bezelerimi de aynı şekilde açtıktan sonra haşlama işlemini sizlere göstereceğim yine. Herkes yapıyor böyle arkadaşlar ama herkeski farklı oluyor. Bazen aynı şeyle yapıyoruz, ölçüyle yapıyoruz. Eriyor, sudan çıkmıyor, unundan fark ediyor, yumurtasından fark ediyor. Dediğim gibi ben iki tepsi yapıp bir tanesini kızartıp bir tanesini de dondurucuya koymayı düşünüyorum. Çocuklar çok seviyorlar. Genellikle onlar için yapıyorum. Şöyle sizlere bir iki tanesini daha göstereyim. Şimdi önce böyle açıyorum arkadaşlar. Bir bezin üzerine alıyorum hepsini. Biraz dinlendiriyorum orada. Öyle yapılırsa daha güzel oluyor. Erimiyor. Hamur kendini çekiyor biraz. Ondan sonra haşlamaya başlıyorum. Tabii iki kişi işe biraz börek, bir kişi açıp bir kişi evet, haşlarsa. Evet arkadaşlar, suyum kaynamaya başladı. Şimdi içerisine bolca şöyle 3-4 kaşık yemek kaşığıyla tuz atacağım. Suyunu çok koydum. Az suda eriyor. Çok suda börek daha güzel haşlanıyor. Arkadaşlar. Tuzu da eridikten sonra yufkalarımı içerisine bırakacağım. Şimdi yufkamı yavaşça, ay pardon, zeytinyağı da atacaktım arkadaşlar suya. Onu da unuttum.
şöyle biraz sıvı yağ damlatıyorum. Yapışmaması için. O zaman yufkalar birbirine yapışmıyor. Bismillah. O şekilde bırakıyoruz. Yapışsa da şöyle kaşıkla açtığında yine açılıyor. Sorun değil yapışması. Bunu da şöyle bir 30-35 dakika sayıncaya kadar içerisinde bekleteceğim. Bir de zaten olduğu zaman kendini belli ediyor. Üzerine kalkıp çıkıyor, kabarıyor. Evet arkadaşlar, haşlamaya devam ediyorum. Görüyorsunuz hamurumu. Şurayı üstürteceğim. Suya düşmesin dedi. Şöyle elimle de yağlıyorum. Her yerleri aynı karar olsun diye. 5 tane altına, 5 tane de üstüne, 5 katında arasına peynirini koyacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi arasına peynirini seriyorum. Şöyle bol peynirli. Güzel oluyor. Şimdi benim arkadaş geldi. Bir tepsi daha yapalım dedi arkadaşlar. Çoğalttık hamuru, tekrar yoğurdu. Bir tepsi daha yapacağım. Bunu dondurucuya koyup donduracağım. Diğer tepsiyi de kızartıp sizlere göstereceğim. Kızarmış halini. Evet, şimdi üzerine diğer haşladığım yufkamı sereceğim. Yine sizlerle görüşeceğim. Evet arkadaşlar. Böreklerimi haşlamaya ve sermeye devam ediyorum. Şimdi üzerini kapattım. Haşlamaya devam ediyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yırtılma yok. Parçalanma yok. Evet değerli takipçilerim, böreğim hazır. Az sonra fırına vereceğim. Arkadaşlar dediğim gibi arkadaşım geldi. Hadi bir tepsi daha yapalım dedi. İki tepsi yaptık. Bunun bir tanesini şunu dondurucuya koyacağım. Evet değerli takipçilerim, tepsimin bir tanesini önce streç filmle sardım. Şimdi de folyoyla sardım. Bunu böylece dondurucuya koyacağım. İstediğim zaman çıkartır kızartırım arkadaşlar. Diğer böreğim de kızarıyor. Az sonra onun da paylaşımını yapacağım. Değerli takipçilerim, böreğim pişti, fırından aldıktan sonra biraz soğumasını bekledim. Şimdi sizlere sunumunu yapacağım. Değerli takipçilerim, böreğimin sunumunu da şöyle yaptım sizlere. O kadar güzel oldu arkadaşlar. İncecik, alt üstü nar gibi kızarmış. Evet sevgili takipçilerim, bugünkü videom da bu kadardı. Başka bir videoda buluşmak üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.